çıktı son yerel seçimlerde. Köylü, kasabalı ve gecekonducunun ortak eğilimi çıktı yani. MHP mesela arttırdı oyunu. O ırkçılığa bağlıdır. Ben Türk'üm, daha en iyisi Türk olmaktır der. Yani bir fikir değildir, bir program değildir. RP eleştirisini yapar. Batı'ya benzeyen gibi gözüken partilere Batı taklitçisiniz der. Çözüm getirmez ama o da. Çözüm diye 7. yüzyılın duygusal dünyasına atıf yapar. Ötekiler yani şimdi SHP tabii eriyecektir. Ne, kime hitap ediyordu ki yani? Köylüye mi hitap ediyordu? Yok, memurlara hitap ediyordu aslında bana sorarsanız. Memurların ağırlığı azalıyor Türkiye'nin bugünkü durumunda. Azaldığı için memurlar, çünkü memurlar genelde işte kentliymiş gibi gözükmüşlerdir. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda. Tüketim biçimleri daha çağdaş gibi gözükmüştür. Ama hiçbir şey üretmemişlerdir. Hatta servislerin bile tam olarak yerine oturmadı. Hala seçimlerin sonucunun alınamamasından beri bir bilgisayar donatımı bile yok bu seçimlerin hesabını daha hızlı yapacak. Yani hala boya sürüyorlar insanların parmaklarına ki iki defa oy kullanmasın diye falan yani. Bu ancak Hindistan'da olmuştur. Parlamento dışındaki bir muhalefette yok. Neden? Çünkü 82 anayasası birey özgürlüklerini çok kısıtlamıştır. Darbe sonucu yapılan bir anayasa olduğundan. Ne sendikalar siyasetle tam uğraşabilir, ne üniversite uğraşabilir, ne memurların gerçekten, ne dernekler uğraşabilir. Yani tam manasıyla böyle bir örgütsüz toplumda Avrupa'da demokrasi var ya, bizde de var gibi yapalım. İşte orada sol sağ var, işte bu kadar bir sol, bu kadar bir sağ gibi böyle bir terzinin bir modele göre kendince bir elbise dikmesi gibi, yani toplumun kendi özelliklerinden kaynaklanarak gelen temelinde de üretim ilişkileriyle bağlantılı bir tablo diye ki Türkiye'nin siyasi hayatı. Ve bunu özetlersek şimdi böyle Batı'da da var, sanki bizde de varmış gibi. Türkiye bu. Yani böyle efendim çok batılaştık, çok bilmem ne. Çünkü o zaman üretimde adam başına düşen milli gelirlerde yansıması lazım bu. Türkiye'nin büyük değişiminin. Türkiye'de de tabii bir kalkınma oluyor ama gelişme pek olmuyor. Gelişme başka bir şeydir. Kalkınma dışarıdaki teknolojinin gelişiminden Türkiye'de yansıyan serpintiler, elbette ki yollar biraz daha gelişir. Telefon köye kadar gider. Bir iki rıhtım yaparlar. Bu bir kalkınma işareti de sayılabilir. Ama gelişme o değildir. Gelişme kişinin çağının bütün olanaklarından yaşamını kolaylaştırmak için yararlanabilme kapasitesine sahip olması ve aynı zamanda yaşamı daha da kolaylaştırmak için ona katkı yapmasıdır. Çünkü daha şifahi dönemde bizim Türkler. Köylülük demek o demek. Yazılı, belgesel, araştırı, daha bilimsel bir ciddiyet içinde tutarlılık merakı. Bunlar henüz gelişmiş değil bizde. Bir de üretim biçimleri tabii buna göre olunca, yani tarım kökenli olunca, bunun üstüne koyacağınız sağ sol falan da işte biraz bu kadar oluyor yani. Peki, çok teşekkürler Çetin Bey.